Değerli izleyenler, Türk futboluna hem futbolcu hem de yönetici olarak büyük katkıları bulunan Sayın Sinan Vardar yanımızda. Bugün Bandırma Spor Kulübü Başkanı Sayın Onur Göçmez'in konu olarak Bandırma'ya geldiler. Ve buradaki maçtan önce kendilerine plaket verilecek, seyircilere tanıtılacaklar. Sinan Bey, hoş geldiniz Bandırma'ya. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, sizin Bandırma Spor'da futbolculuk yaşamınız var, Erdek Spor'da var. Biraz bahseder misiniz o yıllardan? Tabii şimdi şöyle ben işte 16 yaşındaydım. Beşiktaş Genç Takımı'na seçildim. Fakat babam astsubaydı Hava Kuvvetleri'nde. İşte İstanbul'da ekonomik çadıydı. Bizim de babaannem Erdeklidir benim. Biz Sinan Erdek'e gidelim yoksa biz burada şey demeyiz. Geldik Erdek'e. İşte son gün ben Erdek Sporlu, Erdek Gençlik daha doğrusu. Mukavele yaptım. O sene de 28 gol, pardon 38 gol attım ben. Balıkesir Amatör Kulesi'nde. O sene tabii çok verimli bir sezon oldu. Beni birçok kulüp istiyordu. Fakat o zaman Şeker Spor vardı. Surluk Şeker Spor. Oraya transfer oldum. Orada bize iş verdiler. Ben biraz paraya da kavuştuk. Neyse. Orada da 38 gol attım ben. Sonra Balıkesirspor beni şey yaptı, Kaya Bey'deydi. Allah rahmet eylesin, vefat etmiş. Onun oteli vardı, orada kalıyorum ben. Kaya Sağlıkçı. Yani 1 Temmuz'da imza atacağım. Fakat gece, Allah rahmet eylesin, Eşekçi Mustafa derler. Çok sağ. Mustafa abiler geldi, beni kaçırdı oradan Bandırma'ya. Bandırma'ya geldim, işte imza attım. 18 yaşında profesyonel oldum. 4 sene Bandırma Spor'da oynadım. Askerliğimi burada yaptım. Sonra da İstanbul'a, Beykoz'a transfer oldum işte. Evet. Bir Konyaspor var, oradan Galata'da oynadım en son. Sonra da turizme atıldım. Evet. Turizmi konuşacağız tabii. Erdek Gençlik'ten bahsederken o yıllardaki Zeytinspor'a rekabette Bravo. biraz Bravo. anlatır Tebrik mısınız? ederim. Vitamin Hüseyin Ya Zeytinspor'da. vitamin bravo. Ya. Sizler de iyi misiniz? Ben annem tarafı Erdekliyim Ha, tabii. o zaman Ama büyük bir tebrik. yıllardır spor içindeyim. Evet, Gazeteciler. Zeytinspor, Erdek Gençlik. Evet. O zaman büyük rekabet vardı. Vitamin Hüseyin, Hüseyin Vitamin Kum. Hüseyin Kum vardı. Erdek'te de işte büyük Erdek'te tabii turizmin ilk gelişen yeridir. Burada da benim çok büyük katkılarım oldu. Ben sonra turizme atıldıktan sonra da Erdek'i hiç bırakmadım. Burada sahip olduğum şirketlere Erdek'e bayağı bir Alman turist getirdim. Türklerin zaten çünkü Erdek'i turizme başlayan yer. Yani Bodrum falan yoktu Yok, o yok, zaman. yok. Erdek'i çok severim. Bandırma'yı çok severim. Bandırma'da dediğim ilk 4 sene, 4 yıl orada. Belki de en genç profesyonel olan futbolcuyumdur yani. 18 yaşında profesyonel oldum. Evet. Evrens gibi aşağı yukarı Evrens'te 17-18 Evren benden yaşlarında sonra geldi. daha Evet, sonra evet. evet. Daha sonra tabii Beşiktaş'ta yöneticilik döneminiz de var değil mi? Ondan sonra 9 kulüpte başkanlık var. Beşiktaş'ta 6 sene yöneticilik var. Tabii benim şeyim futbolun içinden de geldiğim için ve ilkelerim de hepsi Gündüz Tekinoray rahmetliyle beraber Şen Ezbe'yle falan. Mesela ilk defa Türkiye'de anonim şirket olan takım Beylerbeyi'dir. Ben yaptım yani 30 sene evvel AŞ yaptım. Onu o küçücük bir muhtarla beraber 2 kere şampiyon olduk. İkinci ligde oynadık yıllarca. Sonra bir Soma Spor maceram var. Antalya Spor'u aldık ilk 5'e soktuk. Göztepe'yi bir sene danışmanlık yaptım. Şampiyon yaptım. İlke çıkarttım. Yani futbolda hep gençleri üretmeye çalıştım. Beşiktaş altyapısında da 7 tane A milli çıkarttım yani. Atınçlar işte, Batuhanlar, Necipler, birçok futbolcu. Yani hep futbol hayatım boyunca yöneticilik yaptığım yıllarda da hep gençlere önem verdim. Türkiye'de de öyle tanırlar beni yani. Evet. Genç futbolculara değer veririm. Sinan Bey, Türk futbolu ne durumda bugün? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi son milli takımımızın başarısı da bir şey ispat ediyor. Yani Türk futbolcu, bir tane yabancı futbolcu yok. İşte grup lideri olarak çıktık. Türk futbolculara güvenmek lazım. Ben çok inanıyorum. Çünkü Türk futbolcuları en yetenekli ama maalesef genç futbolcular yukarılarda yer bulamıyor. 8 yabancı yönetim tarzları, kulüp başkanlarının veya yöneticilerin buna müsaade etmiyor. Ama esasında çok büyük bir boroks madeni var yani. Türk futbolcular hakikaten çok yetenekli. Yetenekli. Peki Sinan Bey biraz turizm konuşalım. Erdek turizmi eski canlı günlerini arıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden Erdek turizmi
Vallahi, yerinde sayıyor veya yani geriledi diyelim artık. Ben şimdi Erdek'te büyük bir değişim görüyorum. Yani son yıllarda biraz Anakent Belediye Başkanı herhalde desteği oluyormuş. Yani Erdek hakikaten turizmin göz bebeğidir ilk başlangıç. Yani kamplar, işte makine kimya kamplar, askeri kamplar. Orada turizm başlamıştır. Orası böyle askerin yani çay bahçenin olduğu yer defile gibi olurdu. Sonra o müşteri tabii şeye kaydı. Bodrum, Marmaris, Antalya, oralar daha yoktu yani. Onun için Erdek'i ben daha turizmde istikbal görüyorum. Şöyle görüyorum. İstanbul'a daha çok yakınlaştı. Köprünün açma 2,5 saatte Erdek'e gelebiliyorsunuz. Eskiden 6-7 saat sürüyordu yolu. Onun için yani bundan sonra fakat Erdek'te tesis eksik. Daha çok tesis yapılmalı. Yatırımcılar buna teşvik edilmeli. Çünkü geniş bir saha var. Yani müthiş bir deniz var. Temiz bir deniz var. Bunu değerlendirmek lazım ama Erdek ileriki yıllarda bilhassa Balkan ülkelerinde orada da yol kısaldı. Köprünün, Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasıyla. Onun için Erdek hak ettiği değeri, ben orada çok emek sarf ettim. Yabancıları çok, hatta Bandırma Havalimanı sivil havacılığı açmak için büyük mücadele verdim. Çok geç kaldı. O zaman Finlandiyalıları getirdik, sonra Almanları getirdik ama az miktar. Tesis yok tabii, yetersiz değil. Ve Erdek'teki otelciler maalesef 45 gün şey yetiyor onlara. Halbuki mevsimi yani Nisanlara, Mayıslara, Eylül'lere, Ekimlere çekmek lazım. Ben Erdek'te bir istikbal görüyorum. Gelecek istikbal görüyorum. Geleceğe dedim, evet. Sen Bey çok teşekkür ediyorum, ben sağ olun. Tabii Bandırma Spor'u takip ediyorsunuz değil mi? Ben çok onur bir kere iyi arkadaşım. Evet. Zannederim benim oğlumla beraber bu seferki Beşiktaş yönetimde de olacak. Bandırma'yı bırakmaz yani, onu çok seviyor Bandırma'yı. Biz de destek olacağız. İnşallah Bandırma Spor bu sene, geçen sene direkten döndü. Çok üzüldük. Ama bu sene inşallah Süper Lig'e çıkar. Evet. Yakışır Bandırma'ya inşallah. Çünkü dediğim gibi hayata atıldığım yer, çok sevdiğim bir yer. Onun için ben çok arzu ediyorum Bandırma Spor'un Süper Lig'de olmasını. Çok teşekkür efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.